Efendim hoş geldiniz. TV 262 ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Yine her zaman olduğu gibi doya doya tiyatro konuşacağız. Konuğum, oyuncu arkadaşım Murat Caner. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk efendim. Öncelikle size hoş geldin diyorum. Evet. Seni konuk ettiğime ben ayrıca mutluyum. Çünkü dolu dolu tiyatro konuşacağız bugün, değil mi? İnşallah. Nasıl gidiyor işler? Yoğunsun. Ya iyi, yoğunum. Bayağı 3 tane oyun çalışıyoruz bu sene. Bir tanesini Maşallah. Bitirdik. İnşallah bu sezon bitmeden hepsini gösterime sokacağız. İzleyicilerimize evet, sunacağız. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. Seyircilerimize Murat Caner'i önce bir tanıtalım. Sonra hazırladığım sorulardan tek tek başlayacağız. Ben Kadıköy doğumluyum. Değirmenler'de büyüdüm. Eskişehir'de okudum. Bu şehirlerin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Lisede örneğin çok iyi bir arkadaş grubum vardı. Hepsi hazır cevap insanlardı. Hepsi bir yıldızdı. Hatta üst sınıflarımızda Dost Elver bizim liseden çıkmıştır oyuncu olarak. Hangi liseydi bu ara? Hacı Ali Terkut Lisesi, Değirmenler. Evet. Sonra Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de yani orası da zaten anlatmaya gerek yok. Sanatla Sanatsal iç içe bir yerdir. Şehir. Ama biz tabii fakir aile çocuğu olduğumuz için çok fazla sahnelere ya da işte konserlere akamıyorduk. O zamanlar. Sizin döneminizde biraz tiyatro burjuva kısmının ilgilendiği bir sanat mıydı yoksa yani hani senin kısmen. Tercihin mi öyle oldu? Ya şöyle söyleyeyim. Yani mezun olduktan sonra mesleğimi, ben inşaat mühendisiyim. Onu okudum Eskişehir'de. Mezun olduktan sonra mesleğimi yapacağımı düşündüğüm için başka bir alana kaymak gibi bir şansım Düşüncen olmadı. Yoktu, anladım. Zaten o yüzden tiyatrodan haddinden fazla uzak kaldım ben. Yani yapmamam gereken bir şeydi. Kulüpten çok çağırdılar. 2-3 kere oyun tiyatro kulübünden çağırdılar. Sen gel, çok iyisin falan diye ama hiç gidemedim yani. Bir de bizim kampüsümüz biraz şehir dışındaydı. Daha böyle daha çok gece hayatına yöneldik herhalde. Evden okula işte, okuldan eve öyle devam Okul ettik. bittikten sonra Kocaeli'ye döndün. Sonra döndüm. İşte inşaat mühendisiyim. Türkiye'nin çeşitli illerinde çalıştım. 35 yaşımda ama bir fiil başladım bu sefer ona geçelim. Tiyatroya. Tiyatroyla tanışman nasıl oldu? Ya ben evet tamam yeter artık bu kadar iş. Ben artık tiyatroya başlamalıyım. Bir şu sahne tozunu tekrar yutmalıyım dediğin an nerede oldu? Ya aslında liseden beri tiyatro ufak tefek yapıyordum. Mesela ilk oyunum lisede bir çaycıyı oynamıştım. Lise üniformasıyla işte kravatı çıkarıp gömleğin düğmelerini açıp işte pazılarıma kadar gömleği sıvayıp askıyla çay dağıttım oyunculara. Tabii oyunu o zaman tecrübe yok. Oyunu izlemediğim için belli bir süre geçtikten sonra bir lafla girdim içeri ama oyuncular tabii çaydan hiçbir yudum bile almamışlar. Tabii ben... İçilendin mi? Ya tabii aklınıza da o sırada gelmiyor. Şimdi doğaçlamayla falan ne yapacağınızı biliyorsunuz. İşte çayı beğenmediyseniz yenisini getireyim falan dersin. İşte oyuncu yok teşekkür ederiz der alır gidersin sinirlenirsin falan. Ama yok öyle bir şey tabii ben direkt aldım. Oyundan sonra arkadaşlar dalga geçti tabii. Böyle ufak tefek rollere çıkıyordum işte. İlk tiyatro ile tanışmam buydu. Sonra ama çok sakı bir dönüş yaptım. Aslında Comek'le başladım ben. Comek'in tiyatro kursları var. Çok iyi de işler yapılıyor orada aslında. Yani aslında iyi seyirciye yetiştiriliyor Comek'in tiyatro kurslarında. Biz bir oyun çıkardık. Sahnelemedik ama Teresyası çok severim. Antigone, eskisi evet, 500'lerden evet. kalma bir oyun. Çok iyi bir oyundur. Hala güncelliğini korur. Hatta laikliği anlattığını düşünüyorum ben oyunun. Onunla başladım. Ondan sonra zaten bir fiil her yıl 2-3 tane oyunu bir fiil çalışarak Zaten geliyorum içinde bu o işe. tiyatro sevdası varsa ve vaktin de varsa, gerçi tiyatrocular vakit bulamasa da yapıyorlar da, yani onu zorladığın an görebiliyorsan o işi, tiyatro yapabilme ışığını sonuna kadar biz Ya zorluyoruz. Ben de dahil kesinlikle ya, olmak üzere. kesinlikle seni biliyorum evet. Peki şimdiye kadar yer aldığın projelerden bahsedelim. Neler yaptın? Ya Seyircilerimiz işte belki Comek'le başladım. Hı-hı. İlk oyunum oydu. Ondan sonra üniversite, yüksek lisans için üniversiteye devam ettim. İşte 35 yaşından sonra yüksek lisans yapanlardan biriyim. Orada hemen girer girmez tiyatro kulübüne gittim. O Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittim. Orada müzikal tiyatro yapan bir kulübümüz vardı. Oraya girdim. Hatta beni seçmediler oyuncu olarak. Ben yazarlık yapabilirim dedim böyle. Tamam gel dediler. Yazar ekibi kurdular ama hiçbir şey yazmadık yani öyle bir şey. İşte orada Serkan Üstüner, İlkay Ceyhan'la işte Shakespeare'in bir oyunu var. Yok Yere Yaygara onu yaptık.
Yani çok orijinal bir oyundu. Makyajımızdan oyunun rejisine kadar gerçekten çok güzel bir oyundu. Bahçeşehir Üniversitesi bu konuda iyi işler yapıyor. Onun dışında işte devam edeyim. Ne yaptım? Şey, burada oyun sahnesi var. Belki bilirsiniz. Eskilerde kaldı. Bu ara pek faal değiller ama oyun sahnesinde Kandemir Konduğu'nun yazdığı ilk defa İzmit'te oynanan bir oyunu sergiledik. Türk yerli film diye. Orada Barbaros diye bir karakteri oynadım. Serdar Ön'ün yönetti. O şu anda benim de avukatım, hala ilişkimiz devam ediyor. Bir oyun çıkaracağız diye söylüyoruz ama bir türlü bir şey yapamadık. İnşallah. Yapacağız inşallah. Belki birlikte yaparız. İnşallah. Sonra Gebze'ye taşındım işten dolayı. Orada Armada'yla Kukla ve Aşkın Zırt dediği yeri yaptık. Cenk Yür yönetti. Zaten tiyatronun da sahibi. Çok sevdiğim bir abimdir. İstanbul'da bir ayağım İstanbul'da. Orada atölye çalışmalarına katıldım. Çünkü Kocaeli'nde yetmiyor Değil bazı mi? şeyler. Bir de biz alaylıyız. Yani bir ustanın yanında emek harcayarak devam ettiğimiz için bir eğitim alma ihtiyacı hissediyorsun. Eksiklik oluyor Oluyor mutlaka. mutlaka. Atölyelere katıldım. İşte KET'e gittim. Kocaeli Kadıköy Emek Tiyatrosu'na. Sonra Müjdat Gezen'in akşam okuluna gittim. Çok Orada güzel. birkaç oyun çıkardık. Birkaç atölye yaptık işte. Metin Akşahin yönetti bir Shakespeare oyununu gene. Can Yücel çevirisiydi. O da çok güzel bir çeviridir. Şey, Bahar Noktası. Aynı oyunu bu sene gene inşallah oynayacağım. Ama başka bir çeviriyle, başka Başka rollerle, bir yorumla. başka bir yorumla. Çok acayip bir yorum. Yani anlatamam. Merak ettim Burada şimdi. İyi, anlatmayayım. tamam. Program kapanabilir. Murat. Sonra. Böyle devam ediyoruz işte. Bu sene Selcan Toker'le birlikte bir şey yapacağız. Senin bir oyunun Evet, aslında. biliyorum. Deliriyorum ben, haberin olsun. Onu çalışıyoruz. Çok güzel gidiyor. Bir ay sonra falan çıkaracağız inşallah. İnşallah. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama senin düşündüğün gibi bir şey olmayacak. Çok büyük sürprizler var yani. Anlatmayayım da Tamam, sürprizlerin. sürpriz olsun. Şimdi senin de kalemin olduğun için bilirsin. Hani hayal ederek yazdığın bir şeyi başka bir beynin yorumlaması daha farklı bir zevk. Kendin oynadığın zaman tabii ki o da bir zevk de, hiç Tabii bilmeden tabii. gidip bunu yaşadım ben. Siz de oynamıştınız biliyorsun o. Zaten en büyük anılarımdan biridir o yani. Bir yazar gelecek işte izlemeye falan filan. Tamam gelsin abi, tanışalım falan, çıktık sahneye. İşte sayın seyirciler, arkadaşımızı yanımıza aldık. Biz bekliyoruz işte ne diyecek falan. Ya başka birinin bizi kendi yazdığımız bir oyunu sahnelemesi çok ilginç bir deneyim oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Yani güzel ya da çirkin yok yani. Sadece bunu söyledi. Ama Sonradan tabii sorduk, abi güzel oldu mu? Bir şey söylemedin falan filan. Tabii, olmuş canım, harika, hoşuma gitti falan. gayet, yani özellikle senin performansın Yok da çok ya, iyiydi. ben kendimi hala oyuncu olarak görmüyorum. Öyle ne kadar da herhalde göremem yani. Öyle olmalı zaten. Çünkü bunun sonu yok. Yani hep iyisi ol. Yani ben oyuncuyum diyen zaten oyuncu değildir diye diyorum ben. Biz oyuncu Kesinlikle. adayıyız. Yani seyirci o tanımı, o etiketi bize versin. Evet, bu oyuncu desin. Evet, şimdi sahneden sorularıma devam edeyim. Sen hangi tür oyunlarda kendini daha rahat hissediyorsun? Hani komedide daha iyiyim ya da dramda daha iyiyim mi? Böyle senin yapına, senin duruşuna uygun hangi tür oyunlar? Ya şimdi bunu aslında hangi oyunlarda daha iyi rahat hissediyorsun lan cevaplamayayım da ben. Şöyle cevaplayayım. Aslında oyuncu sahnede rahat hissetmiyorsa kendini bir şeyler eksiktir yani, az çalışmıştır diye düşünüyorum. Çünkü oyunculuk yani çok çalışmayı gerektiren, çok disiplin Evet, gerektiren evet. bir şey. Biz saat 17'den sonra bu işi yapan insanlar olarak aslında çok fazla çalışamıyoruz da. Biz sahneye çıktığımız zaman saatlerimiz sayılı, haftada bir iki gün buluşabiliyoruz. Sabahlara kadar çalışma şansımız yok. Çünkü ertesi gün işe gideceğiz. Yorgun provaya girmek de ayrı Girmek bir... daha kötü. O Evet, da evet. zaten şeyinizi veremiyoruz. Yok, benim için o aslında sorun olmuyor. Ben çok o konuda Allah'a şükür çok enerjik bir adamım. Ben hasta olsam, grip olsam gene sahneye çıktım, enerjimi veririm ama yani Herkes seyirci bunu öyle değil. anlar, yönetmen bunu anlar. Yani her şeyinizde, provanızda yanınızdaki arkadaş anlar yani. Onu veremezsiniz eğer. Ama sorduğun için söyleyeyim, ben kara güldürüleri daha çok seviyorum. Yani aslında ağlak bir olayın bir
güldürü unsuruyla anlatılmasını seviyorum. Yani bir anda şizofren bir tavrım mı var bilmiyorum. Bir anda işte bir gülerken diye ağlamaya direkt geçecek. Ters köşeler. Yani o çok, çünkü tiyatro çatışmaların çok sevildiği bir ortamdır. O çatışmaları vermeniz gerekir ki seyirci yabancılaşsın, işte sizi izlemeye devam etsin. Tabii ki bunlar çok önemli şeylerdir. Yani mecaz çok önemlidir. Evet, evet. O tip şeyleri sokmanız lazım. Bu Kara Güldür'de bunları daha çok yaşayabileceğimizi düşündüğüm için onu severim yani. Anladım. Şimdi tiyatroya bu kadar vakit ayırıyorsun. Tiyatro haricinde sosyal hayatında bir şeyler yapıyor musun? Ne bileyim yani ailenle ya nasıl aslında zaman gene, ayırıyorsun? Gene oyunculukla ilgili şeyler yapıyorum. Daha çok tiyatro oyunları okuyorum. İşte Antik Yunan'ı okuyorum. Yani o zamanın kitaplarını okuduğum daha önce olanları tekrar okumaya çalışıyorum. İlyada, Odessa'yı tekrar okumaya çalışıyorum. İşte oradan çıkan oyunları analiz etmeye çalışıyorum falan. Çok Böyle güzel. şeyler yapıyorum. Bunlarla ilgili belki inşallah tiyatro ile ilgili yüksek lisans yaparsam onunla ilgili makaleler falan, bilimsel makaleler falan yazmayı düşünüyorum. Tabii bunlar düşünüyorum. Ama senin gibi arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Çünkü şu sıralar tiyatro sahnesindeki oyuncuları sadece eline tekst alıp ezberleyip sahneye çıkılıyor diye görülüyor ve öyle yapılıyor maalesef. Bir altyapının, işte dediğin gibi tiyatro tarihi kuram, sahne duruşu, bu tür altyapısının boş olan arkadaşları maalesef izliyoruz, görüyoruz. O senin gibi bu eksikliğimizi giderecek, bu senin gibi düşünen arkadaşların çokluğu belki bu eksikliği giderir diye düşünüyorum ben. O Ya yönden. inşallah. Aslında bunu seyircinin talep etmesi lazım. Yani Şimdi evet, bilinçli seyircinin yetişmesi de çok çok önemli. önemli. Yani aslında benim bu yaptıklarımı seyircinin de yapabiliyor olması lazım. Şimdi yani kaç tane seyirci var oyunu okuyup da sahneye gidip de kafamdaki bu değildi diye Niye böyle yönetmenle oldu? Evet. tartışan. Oyundan sonra Yani şurası eksikti, şurayı şöyle kesinlikle. yapsalardı Yani diyen. benim şu an yani İstanbul'da, Kocaeli'nde de olan oluyor tabii de. İstanbul'da öyle fanatik izleyiciler var ki yani Değil mi? oynadığı oyunu başka yerde 3-4 kere izlemiş, kitabını okumuş. Yani geliyor diyor ki aslında burası güzel olmuş, tamam hoşuma gitti ama şöyle yapsaydınız işte daha iyi olurdu bakın falan diyen insanlar geliyorlar. Abi gel bir yönet bizi diyoruz. Yani o hale gelmiş Evde adamlar dramaturji var. yapıp gelmiş yani adam Tabii oyunu. şehir tiyatrosu İstanbul'da izlemiş, devlet tiyatrosunun oyunlarını kaçırmıyor. Özel tiyatroyu hiçbir şekilde kaçırmıyor destek olsun diye. Yani adam bilet parasını verip giriyor ya ki orada 35-45 liradan başlıyor Evet fiyatlar. evet. Ve onun hakkını istiyor yani Yani haklı olarak. tabii ki yani geliyor. Ya aslında yani birebir konuştuğunuz zaman çok da böyle eleştiriyi döverek yapmıyorlar. Yani Biraz daha severek. daha severek yapıyorlar ama yani inceden dokunduruyorlar size. Ha ulan hay Allah Bir falan diyorsunuz çuvaldız yani. olayı oluyor. Tabii Çünkü tabii. bu olması lazım. Gelişmek Seyircinin için. gördüğü gözden biz kendimizi göremiyoruz ki. Yani biz sahnedeyiz. Onların bizim açıklarımızı görmesi ve bunları söylemesi çok güzel bir şey. Bu bağlamda dediğine katılıyorum. Hani bilinçli tiyatro seyircisi yetişirse Türk tiyatrosu bence daha da genişler ve büyür Tabii. diye düşünüyorum. İnşallah çocuk oyunlarıyla o gelecek inşallah. İnşallah, 10 yıl inşallah. sonra bunu becereceğiz inşallah. Murat Caner'i bundan sonra nerede görüyoruz? Yani bir 5 sene sonra, bir 10 sene sonra nasıl projeler yapacak? Kafasında ne, işte bir kitap yazma olabilir mi? Olur Eleştiri tabii ki. olabilir mi? Ya aslında daha çok genel ağda takılmak istiyorum. Ya Yani İstanbul nasıl sevdan söyleyeyim? var mı? Hani Kocaeli lokalinde mi kalmak Yo yo yoksa? İstanbul kesinlikle kopulacak bir yer değil. Sanat anlamında yani kendimi sanatçı hiçbir zaman görmem. Ama sanat anlamında, tiyatro anlamında İstanbul'dan kopamazsınız. Çünkü orada ya en azından yani 15 milyonluk bir şehir. Orada 15 milyon tane size kip var. Oradan alacağınız şeyler var. En azından o var yani. Kocaeli'nde de var tabii ki. Ama orada daha çok. Sonra daha çok yani 500 metre yürüyorsunuz başka bir tiyatro. Dönüyorsunuz öbür tarafta başka bir tiyatro. İşte baba sahnesi, işte halk tiyatrosu, Özel tiyatrolar özel çok, tiyatro evet. dolu, işte emek sahnesi var biraz ileride falan. Yani bunlara çok yakın olmanız gerekiyor. Oralarda oyun oynamanız gerekiyor. Atölyelerine katılmanız gerekiyor. Ücretsiz atölyeler oraya koşturmanız gerekiyor. Mesela İstanbul'da Komşum Tiyatro diye bir şey var mesela. Tiyatro seyircisini alıp
İşte bakın sesi biz böyle yapıyoruz. Aslında Kocaeli'nde de biz de yapalım. Yani evet. Sesi biz böyle yapıyoruz. İşte teknik böyle masada bunu indiriyoruz, çıkartıyoruz. Işık böyle oluyor. Seyirci aa İşte evet, oyun böyle yazılıyor. Oluyor. Şimdi çok önemli oyun yazarı geliyor. Onun seminerini veriyor. 20 kişiye anlatıyor orada. 20 kişilik sınıflarda. Haftaya başka bir hoca geliyor. O anlatıyor. Ne kadar güzel. Hocaların hocaları geliyor. Böyle şeyler yapılıyor. İstanbul'da böyle çok büyük. Kocaeli bu aşamaya yani şehir tiyatroları biraz mesela uyandık çok ama. önemli. Ya şehir tiyatronun olması çok önemli. Yani ödenekli bir tiyatronun bir şehirde olması çok önemli. Bir çıta var sonuçta Tabii ki yani. yani. Bir seviye var. O... Yaya Kaptan'la İstanbul'un seyircisi gibi seyirci var. Yani Kesinlikle orada katılıyorum. ücretin de az olması, çok yüksek olmaması da bunu bir destekleyen bir şeydi ödenekli olduğu için. Soruna gelelim, soruyu unuttum. Bundan sonra şöyle söyleyeyim, bir yani internet üzerinden projelerim var. Zaten onları sunduğum bir internet sistem var. Onun dışında gezilerimle ilgili daha çok sanat tarihi üzerine gezilerimle ilgili bir site yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Türkiye'nin bütün antik kentlerini gezmeyi düşünüyorum. Birçoğunu gezdim, daha da gezeceğim. Gezip bize tanıtmayı düşünüyorsun. Evet, kesinlikle. Balkanlar ve yani nedir Bulgaristan, Yunanistan eski ata topraklarına gidip oralara. Ben aslında kökenim Selanik benim. Oralara kadar. Atatürk zamanında Aslında dönmüşüz. görüntülü böyle video tarzında hani bize bir Ya fotoğraf olabilir de görüntüyü nasıl çok yapabilirim? Onu profesyonel. da ya elimdekileri koyduktan sonra görüntülü de sonraki gezilerde yapabiliriz belki öyle şeyler de. Çünkü Yani şu bir an çok revaçta olduğu için ya ve aslında ilgi de görüyor. drone'la falan ne güzel olur. Harika olur evet. Ya bir de Şey açık bir soracağım bir de bakir bir Murat. yer. Şimdi tiyatro oyunu bunu daha önce konuklarıma da tiyatro ile ilgilenen konuklarıma da soruyorum. Senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi televizyonda tiyatro diye bir şey çıktı. Bir tiyatro sahnesi, bir kamera ve biz onları izliyoruz ve çok hoşumuza gidiyor yani. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hani tiyatroyu tiyatroda izlemek mi daha güzel yoksa hani televizyon başında izlemek biraz o havayı, o duyguyu alıyor mu bizden? Elbette alıyordur yani bir cam ekranın arkasındakini izlemekle nefes alırken izlemek arasında çok fark var, çok büyük fark var. Ama şöyle söyleyeyim ben ya bunu yorumlamayı kendimde yeterli görmüyorum mu desem yani Tamam, düşünceni sorayım saygısızlık yani. olarak Yok öyle düşünülebilir değil diye hani şey yapıyorum sen ne ama düşünüyorsun? Yani sana ya tabii ki bir aykırı bir şey görüşüm geliyor var. mu? Yok yani şöyle söyleyeyim burada bundan 10 yıl önce 10 yıl kadar önce O da yok değil mi? anında görüntü şov yapılıyordu mesela. Yani Evet. televizyondan gene yapılmış bir programın benzeri tiyatro sahnesinde yapılıyordu. Çok da seyirci alıyordu. Yani bu tiyatroya insanların gelmesini teşvik eden bir şey. Yani böyle bir Düşünülebilir yönü evet. var. Ama etkileşimli tiyatro olduğu için yani işte arkadaşlar sizin söylediğiniz 5 tane cümleyi işte oynayacak arkadaşlar söyleyin. Sizin hani ne diyorsun? Tamam bunu beğendim. Sen ne diyorsun? Tamam beğendiğiniz mi? Alkışlayın. Ya bu şekilde alışverişli bir tiyatro olduğu için bu sefer ciddi bir oyuna geldiği zaman seyirci sahneye müdahale etmeye kalkabilme riski oluyor. Biraz Ya tiyatro bu izleyicisinin tiyatro... kültüründe Hemen. oynama olabilir. Evet. Yani tiyatro... Ya eğitmek demeyeyim çünkü çok kötü bir laf ama tiyatro seyircisi kültürünü birazcık zayıflatıyor diyeyim. Yani cep telefonundan canlı olarak... Nedir şeyde yayın yapan yani nedir Oyunu. Instagram'da falan yayın yapan insanlara rastlamıyorsunuz. Yani buna müdahale etmek zorunda kalıyor sahne Bırak amiri. kapatmayı. Ya bu kapatmayı bırak dediğim gibi. Yani cep telefonuyla oynuyor. Arkadaşı yani çağırıyorsunuz arkadaşınızı. Gel abi. İşte bilet var mı geleyim? Tabii buyur. Adam bütün oyun boyunca şey oynuyordu. Cep telefonu oynuyor Evet yani. evet maalesef Ya ya. oluyor bunlara olmaması lazım. Bunları inşallah İnşallah gençler, çocuklarımız. çocuklarımız bunu inşallah bütün anonslara Peki, rağmen. biraz klasik bir soru ama bence tiyatroya ilgilenen arkadaşlara da yol gösterecek bir soru soracağım sana şimdi. Tiyatro oyunu mesaj vermeli mi? Yani bir tiyatro oyununa gittiğimiz zaman biz oradan bir mesajı almalı mıyız? Yoksa 2 saat boyunca gülelim, eğlenelim ya da ağlayalım. Bir ana fikirle bizi göndermeli mi, göndermemeli mi? Ya bu herkese göre değişir tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim, gülmek
güldürmek de bir mesajdır yani. Lay lay lom o da bir mesajdır. Tabii yani. Ya ben öyle düşünürüm mesela. Ben kendi fikrim o. Mesela deliriyorum ben haberin olsun da. Ne mesaj verebilirsin ki? Yani ne olabilir mesela? Çok zorlarsan. Ben o mesajı vereceğim. Ya, ciddi çok merak ettim. Neyse. Gelmesen mi? Beni mi sahneye çıkartacaksın? Bir video yollarız mı? Yok. olur. Çıkarırız. Yani dediğin gibi gülmek aslında bir lüks. Hani hele günümüz Türkiye'sinde bu kadar trajedi, terör, ne bileyim ekonomik sıkıntılar her şeyi yaşarken insan gülmeye mutlaka ihtiyaç duyuyor. Ve bunu 2 saat boyunca yaptırabiliyorsan oraya gelen seyirciye affedersiniz ama yani yemişim mesajını diyesin geliyor. Yani mesaj olmasa da olur ya. Ben o insanları güldürdüm ya. O bana yeter. Ya senin metninde de mesaj var. Yani o var, hani fikir, dediğim gibi çok sağlam zaman, bir ana fikir var aslında orada. Zorlarsan, ince düşünürsen var mutlaka da hani yazarların o kaygıyla kağıdın başına ya da bilgisayarın başına oturması beni biraz yani ben öyle değilim açıkçası. Ben içimden ne geliyorsa yazıyorum. Yazmaya devam et kesinlikle. İstediğini alan alsın. Yani bu ya durum. Şimdi senin metinlerinin hepsinde hemen yani 4 tanesini okudum sanırım. Hepsinde tabii ki beğenmeyen de oluyor. 100 kişiye okutuyorsun. Tabii ki yani. 3-5 tanesi diyor abi metin sorunlu diyor yani. Neresi sorunlu diyorsun? Ya sorunlu işte diyor yani. Ama yani beğenilen metinler. Önce onu söyleyeyim ve üzerinde kafa, her metinde olur bu. Üzerinde kafa patlattığın zaman çok başka yerlere götürebilirsin. Tabii çakraları açıyor. Yani yazar, evet yazar ama kendisi oynayıp yönetmiyorsa zaten müdahale olamıyorsun. O senden gidiyor. Tabii. Onu yani mesela deliriyorum ben haberin olsun. Acayip bir drama yapabilirsin. Dram yapabilirsin yani. Var, biz hatta evet. Biraz o tarafı da mı vardı? Yok. Zorlayacağız ama. Yani çok da şeye vermeyeyim ya ben şimdi. Tamam. Selcan'a da ayıp olmasın. Evet. Biraz merak edelim. Ya ama dediğim gibi mesaj çıkarsanız gülelim, eğlenelim. Ha. Dersin ki orada da bir mesaj vardır. İşte aslında sen yaşadığın hayatı yanlış yorumluyorsun. Aslında her şeyi gülük gülistanlık dersin. Yani bu da bir mesajdır. Evet. Yani bunu dersin yani. Mesaj illa olmalı mı? Ya sanatçı değilim. Ama sanatçının özel hayatının bile, yaşam tarzının bile bir mesajı vardır yani. Siyasi bir insanın bile bir mesajı vardır. Yaşam tarzıyla, konuşmalarıyla, her şeyle bir mesaj kendini vardır. Kendini dışarıdan görüntüsüyle, onu sorayım hemen. Peki bir tiyatro sanatçısının, sanatçı ayrı bir de tiyatro sanatçısının misyonu sence ne olmalı? Yani üzerine düşen görev ne olmalı? Sosyal hayatında, sahne hayatında... Nacizane sen de bu meslekle ilgilendiğin için. Çünkü ya, seni tiyatrocu Murat Caner olarak tanıyanlar var. Seni o öyle adlandıran, o şekilde seninle dost olan, arkadaş olan insanlar var. Ya, bunlara karşı bir misyonun var mı sence? Ya ben dedim ya kendimi hiçbir şekilde sanatçı görmüyorum. Yani bunu söyleyerek sanatçı olanlara saygısızlık etmek istemem gerçekten sanatçı olanlara. Ama yani sanatçıyı da böyle bir misyonu göreve itmek de çok büyük sorumluluk oluyor. Çok büyük sorumluluk oluyor. Şimdi ya illaki insanlar kendilerini işte şey yapıyorlardır. İşte zaten yapmak zorundalar. Zaten samimi olmazlarsa halkla bunu başaramazlar, ünlü olamazlar. Kimse gelmez. Yani imza isteyen bir adamı yok şimdi veremem sonra gel diyemezsiniz. Bu böyle bir lüksünüz yok zaten. Sanatçının görevi bu. Yani bu tip konular. Mütevazi olmak. Halkın içinde olmak. Onlardan alışveriş yapmak. Kendini kapatamaz. Zaten ölür. Yani ben sanatçı, yani oyuncu bir insanın, sanatın oyunculuk tarafını yapan bir insanın tiyatrodan, yani diğer sektörlerden sıkıntı değil ama tiyatrodan kesinlikle, halktan kesinlikle kopamayacağını düşünüyorum. Koparsa zaten biter. Ölür yani. Oyunculuğu ölür. Her şey ölür. Oradan besleniyor. Tabii ki yani mimikler ölür. Yani her şey ölür. Şimdi çok ölür dedim. Ya ama ya bir kelebeğin bile dünya üzerinde bir görevi var. Yani o görevi, sanatçının da bir görevi var. Var evet. Olmak zorunda. Yani ölümden söz ettik. Gene devam edelim. Birinin cenaze törenine bir katılıyorsa bir sanatçı, onun bile bir mesajı oluyor. Yani olmasını istemese bile oluyor yani. Ya onun için
oturmasını kalkmasını bilmesi gerekir. Saygıda kusur etmemesi gerekir. Yeter. Gerekir de gerekir. Yani Görev olarak bir bunları rol kabul model etmesi çünkü. gerekir. Yani Tabii ki. gençlere, çocuklara hani ben baba böyle biri olacağım dediği zaman hadi lan dememesi lazım. Yani tabii ki desteklemesi lazım. Bizim 90'lı yıllarda falan tiyatrocu olmak, bunu söylemek bile aileler biraz katı bakıyordu. Ama Tabii, şimdi tabii ki. özellikle dizi sektöründen sonra paraların... Eskiden futbolculuk da Evet evet aynıydı. hala öyle de yani Paralar biz... tavana vurunca Şimdi herkes şimdi... evet oyunculuk biraz daha revaçta oldu. Onu nasıl Evet. görüyorsun dizi sektörünün bu kadar... Yani güzel şeyler çıkartılırsa, daha çok üretim olursa, üretim yapıldıkça güzel şeyler de artacaktır. Kötü olanların eleğin altında kalacağını düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğini Çok düşünüyorum. uzun değil mi ya? Bana çok uzun Ya geliyor. çok uzun evet. Yani insanüstü bir gayret gerçekten. Ve yazımı... Teknik ekip için özellikle. Onlar Evet. çünkü oyuncular kadar iyi para alamadıkları için. Yani bir de ya oyuncu aslında çok büyük emek, çok büyük zahmet bu. Yani aldıkları paraları hak ediyor insanlar. Gerçekten hak ediyorlar. Değil mi? Yani çok uçuk paralar da almıyorlar. Yani belki bir iki tanesi gerçekten alıyordur bunları ama bu rakamları çıkan yani milyarlar falan yani o kadar para kazanmıyorlar aslında. Ya zaten adamların mal varlıklarına baktığınız zaman bunu Anlıyoruz ne anlarsınız. kadar. Yani şimdi en güncel örnek olarak şimdi 17 milyon harcadım burayı yaparken diyen baba sahne var. Ya adamın bütün varı yoğu o kadar. Şimdi başka Evet. bir memur o kadar para biriktirebilir yani bu başka ticari bir kafası olsa o Evet. kadar para yapar insanlar. Yani bu çok büyük böyle devasa bir para değil aslında. Hak ediyor gerçekten çünkü gerçekten çok zahmetli. Gecenin bir vakti gidiyorsunuz, saatlerce kalıyorsunuz. Beklemek, oyunculuk bekleme sanatıdır diye bir laf vardır yani Doğru. çok önemli. Rolünüzü beklersiniz, girmeyi beklersiniz, çıkmayı beklersiniz, sahnede beklersiniz, kenarda beklersiniz, pudrayı sürmesini Hep beklersiniz, beklersin. hep beklersiniz. Ve yani gerçekten insanüstü bir azim oluyor. Ve bazen 16-17 saate kadar çalıştığınız oluyor. 2 saat uykuda devam ettiğiniz oluyor. Oluyor yani. Bizim de oluyor. Evet, tekrar tiyatroya dönelim o zaman. Bize böyle anlatabileceğin komik bir hikaye var mı? Sahnede başına gelmiş, anlatabileceğin. Ya aslında en komiğini anlattım galiba. Daha komik olmadı Ya rol unutma, trak gelme gibi anılar tabii ki oluyor ama hiç bugüne kadar böyle "Aa!" diye güleceğim anım. O anda güldüğümüz, geçtiğimiz bazı anılar var tabii ki. Yani şimdi bizimle paylaşabilir misin bir tanesini? ya şu var. Mesela Shakespeare oyunu çalışıyoruz. Nerede? Eskişehir'de mi? Yok, İstanbul'da İstanbul'da. çalışıyoruz. Shakespeare'in bir oyununu çalışıyoruz. Kılıç balığının aslında kılıç balığı olmadığını öğrendik. Şimdi önce yani şimdi nasıl kılıç balığı işte birisi eğer kılıcımla seni fethettiysem ya da kılıç balığımla işte geliyorsam üzerine gibi bir laf ediyorsa Shakespeare oyununda bunun aslında size kur yapmak olduğunu öğrendik. Tabii bunları öğrenince bir Allah Allah. Neymiş abi Şimdi abi oyun acayip yerlere gidiyor. Yapmasak mı falan olduğunuz oluyor. Tabii bu sene oynayacağımız bir oyun öyle bir oyun. Neyse ben daha ileri gitmeyeyim. Yani anılar tabii aklında seyircilerin aklında kalsın. Neler olabileceği, yani nereye gidebileceği. Tamam. Peki şey bu şimdi sosyal medya çok kullanılıyor. İnsanlar artık telefonlarıyla biraz önce de söyledik. Peki sanatta etkisi nasıl? Şimdi bütün oyuncular oyunlarına hep sosyal medya üzerinden seyirci topluyor. Sen nasıl kullanıyor musun? İnternet sitem var. İnternet sitemizde altta yazalım muratcaner.com.tr değil mi? Doğru söyledim. Evet, şimdiye kadarki bütün şeylerim olmasa da birçok fotoğraf ve videom orada yer alıyor. Kendi çektiğim şeyler, ufak tefek şeyler. Devam edeceğiz inşallah. Sosyal medya ben çok kullanıyorum. Twitter Twitter özellikle. özellikle çok kullanıyorum. Instagram'ı da kullanıyorum. Yani çok izleyicim, yani takipçim fazla yok aslında ama binli rakamlara bile gelemedik daha ama çok yani sosyal medya özellikle sanat dalındaki kısımları işte bu dediğim atölyeleri yakalamak işte gidip işte bir yerlerde seminerlere katılmak yönünden çok iyi oluyor. Çünkü orada daha fazla ulaşabiliyorsunuz tiyatroları takip ettiğiniz zaman
birisi retweet ediyor. Oradan cıbıltıyı alıyorsunuz. Ama şöyle bir yönü var sosyal medyanın. Çok ünlü olursanız gerçekten size bir geri dönüşü oluyor. Mesela Facebook reklamları çok etkili oluyor. Gerçekten evet, etkili oluyor. Kısa yani. Videolar. Ve evet tabii o tip şeyler, Google'ın reklamları, o tip şeyler etkili, çok etkili oluyor. Mahallenin içinde 4000 kişiye reklam yapıyorsunuz. Ucuz da oluyor. Evet. O an sadece o insanlar kapıyor şeyi. Aa, tiyatro, burada tiyatro varmış, gidelim diyor, biliyor yani. Bu bence yönden iyi etkili, oluyor. Evet. Etkili oluyor yani o yönden. Evet, şimdi son... Ama sözünü keseceğim. Tabii. Tiyatronun sabit bir yerinin, kendine ait bir yerinin olması lazım. Orada gerekiyorsa, yapabiliyorsa atölye çalışmaları yapması kesinlikle lazım. Bir 5-10 yıl orada olması lazım ve kemik bir seyircisinin olması lazım ki daha yerlere gelebilsin. 100-150 evet, kişilik bir salonu olması lazım. Yani bunlar benim işte 5 yıl 10 yıl hayallerimiz dediğimiz şeyler var ya. Onların içinde olması gereken, kafamda olan şeyler işte. Ama bir türlü bunlara ulaşamıyorsunuz. Yani oyunculuktan kazandığınız parayla imkansız zaten. İmkansız tabii tabii. Ya bir milli piyango bir şeyler olması lazım. Evet, her hafta oynuyorum. Murat Caner, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ben ederim sana katıldığın için. Son söylemek istediğin seyircilerimize bir şeyler varsa onları da alalım. Vallahi, ben programı kapatayım. Sanatın her dalını izleyin. Bilim ve sanat gelişim için çok önemli. Özellikle sanat. Hep söylediğim bir şey vardı dost sohbetlerinde. Makine sözcüğü bile antik Yunan'da bir tiyatro aygıtından türemiştir. Yani bir makine tiyatro sahnesinde keşfedilebiliyorsa siz de birçok şeyi keşfedebilirsiniz. Evet. Mutlaka oyunları izlemeye, sinemaları izlemeye, dizileri izlemeye devam edin. Ama benim evimde televizyon yok. Televizyonu kaldıralı 3 yıldan fazla oldu. Hı-hı. Çok rahatım, daha çok zaman ayırıyorum kendime. İzlemek istediğiniz bir şey varsa özellikle televizyonla ilgili internetten takip etmeniz seçeneğini öneririm size. Ve sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim Murat. Önerileriniz. Ben teşekkür ederim. Efendim Murat'la bu sohbet kaçmaz. Bu hafta Murat Caner'i konuk etti. Dolu dolu tiyatro konuştuk programın başında söylediğimiz gibi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.